Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir gezi videosuyla karşınızdayım. Bugünkü durağımız Prag. Çekya'nın başkenti Prag'dayım bugün. Gördüğüm şehirler arasında en güzel vakit geçirdiğim yer oldu desem abartmış olmam. Üstelik araç kiralamaya, hatta toplu taşıma kullanmaya bile gerek duymadım. Çünkü gerçekten mesafeler birbirine çok yakın. Yürüyerek şehri gezebiliyorsunuz. Zaten adım attığınız her yer tarih kokuyor. Gerçekten Prag masalsı bir şehir. Peki Prag'a nasıl geldim? Size bundan bahsetmek istiyorum kısa bir şekilde. Buraya Viyana'dan Regiojet treniyle yaklaşık 4 saatte geldim. Tren garından merkeze yürümekte yaklaşık 15-20 dakika kadar sürüyor. Hızlı bir şekilde otelimize yerleştik. Sonra hemen gezmeye çıktık. Bu panoramik şehirde çok güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Ayrıca 2. Dünya Savaşı'nda da yapılar zarar görmediği için harika enstantaneler yakalayabilirsiniz. Biz ilk olarak Eskişehir Meydanı'na gittik. Orada astronomik saat kulesini gördük. Çok harika bir yapı. Mutlaka herkesin görmesini tavsiye ediyorum. Her saat başı çan sesini duymak mümkün. Buraya gelenler bu anı yakalamak için her saat başı kayıtlı. Tan Kilisesi ve Jan Sus anıtı da bu meydanda yer alıyor. Gezdiğimiz yerde Prag Kalesi oldu. Prag Kalesi yine yüzyıllardır korunmuş nadir yapılardan. Kalenin içindeki Assis Vitus Katedrali oldukça ilgi çekici. Avrupa'da görebileceğiniz en iyi gotik yapılardan biri diyebilirim. Mutlaka gidin. Gelmişken Nazım Hikmet'in şiirlerini yazdığı kafeye uğramadan gitmek de olmaz tabii ki. Kafe Slavia. Mutlaka buraya da gitmenizi tavsiye ediyorum. Arada acıkacağımız için yeme içme mekanlarını da söylemeden geçmeyelim. Özellikle size bir mekan tavsiye etmek istiyorum. Bugüne kadar yediğiniz bütün şinitzelleri unutun. Hatta Viyana'da yediğiniz ya da yemeyi düşündüğünüz şinitzeli dahi unutun. Prag'da Kolkovna adında bir mekan var. Buranın şinitzelini mutlaka deneyin. Yanında bir patates salatasıyla beraber geliyor. Ve çok 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 iyi bir tadı var. Yani mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Burada ben gulaşı da denedim. Gulaşı da fena değil. Denenebilir ama şinitseli bir efsane. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. John Lennon duvarı her daim fotoğraf severlerle dolu. Renkli bir duvar. Prag'a gitmişken mutlaka görün derim. Diğer taraftan beni en çok etkileyen yer açıkçası Charles Köprüsü oldu. Bence Prag'daki en etkileyici yerlerden biri. Çünkü turistlerin en çok vakit geçirdiği yer, etkileyici manzarası, tekneleri izleyebilirsiniz, defalarca tur atabilirsiniz. Yani inanılmaz bir yapı. Benim gezdiğim şehirler içinde en çok beğendiğim yer oldu. Yani köprü deyip geçmemek lazımmış gerçekten. Efsane bir yapı.
görülmesi gereken bir diğer nokta da Petrin Tepesi. Petrin Tepesi'ne yürüyerek de çıkabiliyorsunuz. Teleferikle de çıkabiliyorsunuz. Biz teleferikle çıktık. Gidiş dönüş olarak da ücretini ödeyebiliyorsunuz veya sadece gidiş ödeyip dönüşle de yürüyebiliyorsunuz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir durum. Petrin Tepesi'ne çıktığınızda Petrin Gözlüm Evi'ne gidebilirsiniz. Ayna Müzesi var, oraya gidebilirsiniz. Veya bu müzelerden hiçbirine gitmeseniz bile ağaçlık, orman alanda gezebilirsiniz. Gerçekten şehrin içinde nefes alabileceğiniz bir yer. Yeşillikler arasında çok hoş bir yer. Mutlaka Petrin Tepesi'ne de gitmenizi tavsiye ediyorum. Görmeden dönmeyin diyorum. Diğer gidebileceğiniz bir yerde Vaslav Meydanı. Aslında biraz da Taksim'i andırıyor. Araçlar bu meydana girebiliyor. Bu nedenle biraz modern bir meydan. Ama gitmişken görülebilir. Nereye gidilebilir? Kafka Müzesi yine bir tercih. Dünyaca ünlü bir yazar çünkü. Eserleri, yazdığı notlar, mektuplar, hayatından önemli kesitler bu evde saklanıyor. Edebiyata ilgi duyanlar için buraya gitmek iyi bir tercih olabilir. Onun dışında tek katlı olduğu için biraz küçük bir müze. Hızlı bir şekilde gezebiliyorsunuz. Son olarak Dans Eden Eve gittim. Ancak beni o kadar da etkilemedi. Hava sıcaksa veya çok soğuksa o kadar yolda yürümeye değmez diye düşünüyorum. Benim Prag'la ilgili sizlere aktarmak, anlatmak istediklerim bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.